Ben bir Tayra'ya bakayım. Ben de pastayı hazırlayayım. Yardım lazım mı? Yok yok, ben hallettim. Sahne uğradı bugün. Ya öyle mi? Söylemedi bana. Necat Bey sana bir teklif yapmış. Süreyi uzatmak istemiş. Doğru, evet. Ay ablam, kim bilir sana neler söyledi ya. Takma onu, olur mu? O sadece endişeleniyor benim için. Boş ver onu. Ben kararımı verdim. Bunu istiyorum. Peki senin için en doğru olanın bu olduğunu emin misin? Niye şifreli şifreli konuşuyorsun? Ablan haklı diyeceksen de umurumda değil. Ben kararımı verdim. İyi. Umarım kararını verirken bunu da düşünmüşsündür. Tahmin ettiğim şey mi? Senin dilek fenerin arka bahçeye düşmüş. Al. Sen okudun mu bunu? Ablama bahsettin mi bundan Hayri? Hayır. Ablan gibi ben de seninle ilgili ne düşünüyorum, tamam mı? Bunu tekrar oku. Burada yazılanlar sadece aramızda mı kalacak? Yoksa ilgili kişiler de öğrenecek mi? Buna sen karar vereceksin. Ha böyle devam edeceksen ben asla kimseye söylemem. Asla. Ama sen söylemeden yapabilecek misin? Hı? Umarım kendin için en doğru kararı verirsin Suna. Bak, insan iki şeyi saklayamaz, tamam mı? Bir, sarhoş olduğunu. İki, aşık oldu. İyi misin? Ben yapamayacağım. Özür dilerim. Nasıl yani? Neyi yapamayacaksın? Teklifini kabul edemem. Oyunu daha fazla uzatamam, sürdüremem. Çok yardımcı olmak istiyorum ama yapamam. Kayra'ya bir şey söyleme lütfen. Suna? Suna? Anlamıyorum. Çok sevmiştin, mutlu olmuştun. Hatta demiştin ki... Dediğimi biliyorum. Ama yapamam. Çok zorlanıyorum. Neden zorlanıyorsun? Anlat bana. Hiç adil değil. Kayra için canımı veririm ama kendimi de düşünmem lazım. Suna. Kayra şu an dışarıda bizim sürprizimizi bekliyor. Başka bir şey mi var? Anlat lütfen. Var. Hayatım. Benim de bir hayatım var. Bu söylediklerine inanarak söylemediğin o kadar belli ki. Dinle. Hayatımda ilk defa kendimi düşünmeye çalışıyorum. Çünkü üçümüz için de en doğrusunun bu olduğunu biliyorum. Ben şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey deme. Ben eve gidebilir miyim? Tabii. Tamam, bırak biz hallederiz.
buldum. Aferin bir tanem. Efendim Burcu? Alo, bana bak. Bu Hande akşam için ofiste bir şeyler planlıyor. Herkes de yolluyor ofisten. Necdet'i de çağırdı. Baş başa kalacak bunlar. Hayırdır yani, ne oluyor? Bugüne bugün yalandan da olsa... Sen babamın karısı değil misin? Haberim var. Nasıl haberim var? Burcu! Serkan Bey çağırıyor. Kapatmam lazım da. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok, merak etme. Anne, sen telefonu düşecek bir şeyler mi söylediler? Gitme vaktin yaklaşıyor diye mi üzülüyorsun? Gitme o zaman. Hep burada bizimle kal. Bir şey yok bebeğim, merak etme. Hadi gel, puzzle'a devam edelim. Babama yazmış. Hani mektuplar çöpe atılmazdı anneciğim? Hoş geldiniz Berin Hanım. Buyurun. Geçelim şöyle. Buyurun, buyurun. Siz kimsiniz? Merhaba. Bu güzel kızımızla buluşalım, tanışalım o zaman önce. Merhaba, ben Berrin. Ben de Kayra. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kusura bakmayın, birazcık uzun bir yoldan geldim Halin Hanım. O yüzden bir an böyle toparlanamadım. Ya hiç önemli değil, buyurun geçelim. Kayra nereye? Hemen geliyorum. Buyurun lütfen. Ay dağınıklığın kusuruna bakmayın. Hemen şöyle toparlayayım. Estağfurullah, estağfurullah. Dağınıklık güzeldir. Evin yaşadığını gösterir. Hoş geldiniz tekrar. Suna. Ay. Uyuyakalmışım. Çok mu geç oldu? Çok değil. Ben yavaştan gideyim. Ben bırakayım seni. Hiç gerek yok, sağ ol. Suna. Gelmeseydin. Ya hemen gitme. Necat böylesi daha iyi, inan. Kayra uyudu mu? Uyudu. Ne? Küpelerin çok güzelmiş. Fillerim. Bunda da Dodo. Kayra koydu. Bu da Ercüment. Söyleyeceksen söyle gideyim hadi. Bak ben seni anladım. Anlıyorum yani. Ama bazen aklımda değil kalbimle soruyorum kendime. Ne soruyor kalbin? Suna niye bizi bırakıp gidiyor diye soruyor. Necat, bunu olduğundan daha da zorlaştırma. Anlattım ya. Anlattım, biliyorum. Senin de bir hayatın var. Bunlar geçerli sebepler, kabul ediyorum. Ama başka bir şey var. Başka bir şey yok. Ben ne oldu da bir ayda senin hayatında bu kadar önemli oldum? Öyle oldu. Senin de bizimle mutlu olmanın bir yolu yok mu Suna? Sence ben Kayra'yı bırakıp gitmek istiyor muyum? Ama yani bu böyle daha ne kadar devam edecek? 3 ay, 5 ay sonra? Ne kadar kalacağıma dair bir fikrin var mı? Hayır. Bu arada sana çok yakında bir sürprizim olabilir. Necat hayır, sürpriz falan istemiyorum. Fikrim değişmeyecek. Fikrini değiştirmek için değil. Gülümsediğini görmek için. Hayır böyle olmaz. Bak sizin hayatınızı kurmanız lazım. Bugünü uzatsak yarın ben yine çıkacağım bu resimden. Eninde sonunda gideceğim. Kayra'yı şimdiden en doğru şekilde hazırlamamız lazım. Çevrende çok ciddi anne adayları var. Anlamıyorum seni, ne diyorsun?
Kayra'nın da seveceği anne adayları. Çünkü o bu duruma ne kadar çabuk alışırsa o kadar iyi olacak. Hayatınıza devam etmelisiniz. Böyle olmaz, ben sadece kafa karıştırıyorum. Vazgeç benden Necat. Çevrene bak. Hem kendin için hem de Kayra için. Lütfen. Kimden bahsediyorsun sen? Necat, merak ettim. Ofise uğrayacaktın, gelmedin. Eve gelmem gerekiyordu ya. Bir problem var mı? Hayır yok ama merak edince konuşmak istedim. Bir oturup konuşsak mı? Tabii ki konuşuruz. Merhaba Aylin, nasılsın? İyiyim. Ben gidiyordum şimdi. Size iyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Bir sorun yok değil mi? Yok, bir sorun yok. Biliyor musun? Bugün hep Kayra'yı özledim. Bağımlılık yapıyor senin kızın. Öyledir o. Bence çok şanslı bir çocuk. Senin gibi babası var. Ben de onun gibi bir kızım olduğu için çok şanslıyım. Ben aslında... Yani geleyim dedim çünkü... Konuşmak istiyordum. Seni dinliyorum. Hemen döneceğim ben. Bekle, konuşacağız. Tamam. Ne yapıyorsun Necat? Dün akşam sana bir sürprizim olabilir diye uyarmıştım seni. Ben de sana sakın yapma demiştim. İnşallah tahmin ettiğim şeyi yapmadın. Merak etme, babanın haberi var. Hem zaten burayı sana vermeyeceğim. Sadece benden kiralayacaksın. Yapma Necat. Bir yakınını kaybetmenin ne demek olduğunu iyi bilirim ben. Önce gittiğini anlamazsın. Sonra kıyıda köşede bir gömleğini, bir tarağını, hatta bir saç telini görürsün. Yıkılırsın. Ondan sonra da yaralarını sarmak için o eşyalara sığınırsın. İşte senin de sığınabileceğin tek yer burası. Annenden kalan tek hatıra. Senden başka kimsenin ne eli ne gözü değmesin buralara. Neden hayır cevap olarak kabul edemiyorsun? Kabul ediyorum. Hem hayallerini gerçekleştir hem de bizle kal diyorsun. Asla. Kayra konusunda sen haklıydın. Ben sadece olmayacak bir hayalin peşinde koştum. Necat, Kayra bana alışacak. Her şey daha zor olacak. Sonra Kayra zaten sana çoktan alıştı. Ama bu kadar kalmanı isteme sebebim belki de sadece Kayra değildir. Çünkü ben de alıştım sana. Ben de. İşte sen de bu dükkanı işletme fikrine yavaş yavaş alış bence. Zaten bugüne kadar hem Kayra için hem benim için çok şey yaptın. O yüzden istediğin zaman anlaşmayı bitirebiliriz. Şimdi izin ver, ben de senin hayalini gerçekleştireyim. Olmaz, kabul edemem. Suna. Peşimden gelme, yalnız kalmak istiyorum. Gelir misin lütfen? Gidelim.
Necat Bey. Şevket Bey. Beni de kahveye kadar atar mısınız? Tabii, buyurun. Berin Hanım. Dünya küçük Aylin'cim. İstanbul daha da küçük. Ben de çok gelirdim buraya genç kızken. Arabayla geçerken gördüm seni. Ya. Çok seviyorum burayı. Siz de biliyorsunuz herhalde bu tarafları. Biliyorum. Hani ağlamak yoktu? Önemli bir şey değil, kusura bakmayın. Yine mi aileniz yüzünden? Öyle de diyebiliriz, evet. Benim de bir ailem vardı bir zamanlar. Çok eskilerdi. Ne haber? İyi, senden ne haber? Ne olsun? Çizimlere bakıyorum ben de. Aylin yok mu? Yok ya, dışarıda o, işleri varmış. Bana bir özür, bir de yemek borcum var. Çok acıktım. Tamam, gel otur, söyleriz dışarıdan bir şeyler. Tamam. Bu ne, bana mı? Şimdi değil. Sonra açarsın ilerleyen saatlerde. Sürpriz. Peki. Bir şeyler mi içsek önden? Tamam, ben hallederim. Bak keyfine. Teklifini kabul edeceğim Necat. Gözlerine bakmam. Unuturum seni. Unuturum. Geri dönme, tamam mı? Ama seni bırakamam. Seni bırakmayacağım.
Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Serkan'ın doğum günüydü. Hı-hı. Senin Serkan'ın arkadaşı olduğunu öğrendiğim zaman inanamamıştım. Öyle bir Serkan'a baktım, bir sana. Çok güzel bir gündü. Çok eğlenmiştik. Evet. Peki şirketi kurmaya ilk karar verdiğimiz günü hatırlıyor musun? Hani Serkan'ın çatı katı. Hatırlıyorum. Serkan çatıya çıkıp avazı çıktı kadar bağırmıştı. Sen de onun peşinden tabii. İkiniz de düşeceksiniz diye ödüm kopmuştu. O günleri özlüyorum ben. Şirket için ilk tuttuğumuz yer var ya, nefret etmiştim ben oradan. Neydi öyle apartman dairesinden bozma bir yer? Öyle bir şeyi nasıl kabul ettim bilmiyorum. Gözüme perde indi herhalde. Herhalde. Elektrikler kesilip duruyordu değil mi? Ya bırak, Serkan'ın bulduğu yerden ne hayır gelecek? Ne günler, ne günler ya. Nihayet. Artık bakabilir miyim? Bekle amca, beni dinle. Tamam, dinliyorum. Neden Nejat dedim kendi kendime? Neden sana bakarken böyle oluyorum? Neden korkuyorum gözlerime bakmayacaksın diye? Neden sesim titriyor seninleyken? Başını her çevirdiğinde gözlerim bir daha bana değmeyecek diye ödüm patlıyor. Ben sana sonsuza kadar gözümü kırpmadan bakabilirim Nejat. Ben sana sonsuza dek gözümü kırpmadan bakabilirim Nejat. Ben seni apaçık görüyorum. Keşke sen de beni görsen. Seni apaçık görürüm. Keşke sen de beni görsen. Buydu söylemek istediğim.